Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bilgi sarmal 11. sınıf biyoloji soru bankası cümlelerine devam ediyoruz. Konumuz sindirim sistemi. Sindirim kanalı organları ve sindirme yardımcı organlar test 1 arkadaşlar. Kazanım testi 1. sorumuza başlıyoruz. Sindirim ve sindirim organları ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamadan hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Aşıkı kimyasal sindirimde besinler, su ve enzim aracılığıyla parçalanır arkadaşlar. Evet, hidroliz reaksiyonu oldukları için hem sular hem de enzimler ne yapar arkadaşlar? Bu olayda etkili olur. Bu şekilde protein, karbonhidrat ve yağlarımız arkadaşlar monomerlerine kadar ne olmuş olur? Parçalanmış olur. Kimyasal sindirim sonucu besinlerden ATP oluşturulur. Arkadaşlar, kimyasal sindirim sonucu besinlerden ATP oluşturulması olayı artık hücresel solunum olaylarıdır. Hücre içerisinde gerçekleşir. Bu olaylar artık sindirim kısmına girmez. Dolayısıyla bunun sindirimle ilgisi olmadığı için monomere kadar parçalanmayı sindirim içerdiği için cevabımız bursa olmalı. C şıkkı monomerlerine ayrılan besinler hücrelerde solunum veya yapıya katılma gibi olaylarda kullanılabilir arkadaşlar. Sindirim kanalı ağızla başlar. Anüste tamamlanmış olur. Bu şekilde artıklar dışarıya atılır. Tükrük, karaciğer ve pankreas ise sindirime yardımcı birer organlar arasında yer alabilir arkadaşlar. Karaciğer üretmiş olduğu safra sıvısı, pankreasın üretmiş olduğu altın kızlar kodlamasıyla söyleyebileceğimiz enzimleri sayesinde ve tükrükteki amilaz enzimi sayesinde ne yapılır? Arkadaşlar sindirim gerçekleşir. Buradaki altın kızların ağası amilaz yine. L-lipaz, tripsinojen, kimotripsinojen, nükleazlar, DNA'z, Renaz ve karboksipeptidaz enzimlerini içerebilir pankreasımız. Cevabımız burs olarak bulundu. İkinci sorumuza bakacak olursak fiziksel yani mekanik ve kimyasal sindirim için hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Fiziksel sindirimde enzimlerin etkileceği yüzey genişletilir. Evet çünkü fiziksel olduğu için mekanik olduğu için sadece enzimin etki alanlarına ...etki yaparak e, yüzeyi genişletmiş olur arkadaşlar. Substrat yüzeyini bu sindirimler. Örneğin ağzımızda dişlerimiz, dilimiz yardımıyla... ...midemizin çalkantıları arkadaşlar. İnce bağırsağımızda ise safra ne yapar yağları bu şekilde... ...lime lime doğrayarak mekanik sindirim gerçekleşmiş olur. Bu şekilde kimyasal sindirime yüzeyi genişleterek... ...zemin hazırlanmış olur arkadaşlar. Kimyasal sindirimde su ve enzimler harcanır bakın demiş arkadaşlar. Su harcanır doğru ama... Enzimler kullanılır demelidir arkadaşlar. Enzimler çünkü bitmez. Tekrar tekrar kullanılabilir. Dolayısıyla bu yanlış. Bu doğru oldu. Genelde önce fiziksel sindirim daha sonra ise üzerine kimyasal sindirim enzimler dökülerek ne yapılır? Olay gerçekleştirilmiş ve monomerler elde edilmiş olur. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olarak bulunmuş oldu. Üçüncü sorumuz hücre içi ve hücre dışı sindirim için hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar hücre içi sindirim hücre içerisine alınan besinlerin besin kofulu oluşturularak içeride lizozom dediğimiz organelle bakın birleşmesiyle oradaki enzimlerin buraya bakın dökülmesiyle ki ikisi beraberce sindirim kofulunu oluşturuyorlar. Bu şekilde ne yapıyor sindirim hücre içinde gerçekleştiği için biz buna hücre içi sindirim diyoruz. Hücre dışı sindirim ise ağzımız, midemiz, bağırsağımız gibi vücut içerisinde fakat hücrenin dışında gerçekleşebileceği gibi vücudun dışına da bakın enzim gönderen saprofit olan çürükçül canlılar sayesinde, ayrıştırıcılar sayesinde vücutlarının dışında da ne yapılabiliyor? Sindirim olayları gerçekleşebiliyor. Biz bu olaylara ise hücre dışı sindirim adını vermekteyiz. Buna göre hangisi doğrudur diye sorulmuş bir Hücre dışı sindirim sindirim kanalında gerçekleşebilir. Evet, sindirim kanalında meydana gelen sindirim arkadaşlar aynı zamanda hücre içi sindirimdir. Hücre içi sindirimde besinler hücreye fagositozla ya da pinositozla alınabilirler. Evet şu görmüş olduğunuz katı besinler arkadaşlar fagositozla alınmış. Şöyle parmak biçiminde çıkıntı olsaydı içeriye doğru bakın besinler dökülseydi bu şekilde. Bu da pinositozla alımı ifade edebilir idi. Hücre dışı sindirimde enzimler görev almazken hücre içi sindirimde enzimler ne yapar arkadaşlar? Görev alır demiş. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Her iki sindirimde de arkadaşlar mutlaka enzimler olaya ne yapar? Müdahil olur. Enzimsiz sindirim olmaz. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar 1 ve 2 doğru olarak bulunmuş oldu. Gelelim 4. sorumuza. Aşağıdaki şekilde insanda sindirim sistemi organları gösterilmiştir. Buna göre mide, ince bağırsak, karaciğer ve pankreasın neresi olduğu sorulmuş arkadaşlar. Şimdi şurası karaciğerimizi ifade ediyor. En büyük iç organımız arkadaşlar. Şurası bakın kap gibi olan şey midemiz. Şu sarı şey arkadaşlar küçük midemizin altındaki küçük arkadaşlar bezimiz pankreasımızı oluşturuyor. Şu görmüş olduğunuz ortada kalan bağırsak kısmının ortasında kalan kısımlar arkadaşlar ince bağırsağımız. Kenarlarda bakın olan şu gördüğünüz kalın olan kısım ise kalın bağırsağımızı ifade etmekte arkadaşlar. Bize mideyi sormuş. Midemiz bakın bir numara. Zaten bir tane varmış. İnce bağırsağı sormuş. O da iki numara. Karaciğeri sormuş. Beş numara. Pankreası sormuş. Bakın üç numara arkadaşlar. Cevap Adana olarak bulunmuş olur. Gelelim 5. sorumuza. Ağız ile ilgili olarak hangisi yanlıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Hem fiziksel hem de kimyasal sindirim gerçekleşebilir ağız kısmında. Evet. Dişler yardımıyla, dil yardımıyla fiziksel. Tükrüğümüzdeki amilaz enzimi yardımıyla pişmiş olan nişasta ve glikojeni maltoz ve deksine kadar ne yapabiliyor? Tükrüğümüzdeki amilaz veya pitlerin diğer ismi sindirebiliyor arkadaşlar. Buraya kadar sindirebiliyor. Aynı zamanda bu eksik bir sindirim olmuş oluyor. Neden? Monomere kadar parçalanma söz konusu olmadığı için. Dil besinlerin tadını alıyor. Yutma ve lokma haline getirmede de aynı zamanda görev alıyor arkadaşlar. Doğru bir ifade. Diş dıştan içe doğru mine tabakası, dentin tabakası ve diş özü adını verdiğimiz sinirlerin ve damarların bulunmuş olduğu pulpa diş özünden oluşuyor arkadaşlar. Kesici, parçalayıcı ve öğütücü olan dişler sayesinde besinler fiziksel yani mekanik olarak sindiriliyor. Küçük parçalara ayrıştırılmış oluyor. Ama bakın enzim olmadığı için monomere dönüşemediği için burası kimyasal değil. Fiziksel veya mekanik sindirim için söz konusu olabilir bu ortam. E şıkkı dişin yapısında kan damarı ve sinir bulunmaz. Pulpa kısmında az önce bulunduğunu ifade ettik arkadaşlar. Bundan dolayı cevabımız Edirne olarak bulunmuş oldu. Altıncı sorumuz yemek borusunda hangileri doğrudur diye sormuş. Hemen soruya koyduk biz. Bir yemek borusunda besinler peristaltik hareketlerle ilerler. Bakın şöyle bir hareket var arkadaşlar. Biz buna yemek borusu bağırsaklarda bakın aynı şekilde ne yapıyor? Peristaltik hareketlerle ne yapıyor yemekler ilerliyor. Yutkunmada gırtlak kapağı soluk borusunu kapatır ki yemekler soluk borusuna kaçmasın. Yemek borusu aşağıya doğru mideye doğru ilerlesin arkadaşlar. Yemek borusunda fiziksel veya kimyasal herhangi bir sindirim olayı gerçekleşmez. Sadece orası otoban gibi ne yapar? Yediğimiz yiyecekleri aşağı mideye arkadaşlar gönderir. Buna dolayı cevabımız Edirne olarak bulunmuş olur. Yedinci sorumuz mide ile ilgili olarak hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Yemek borusundan gelen besinleri geçici olarak depolayan bir kap demiştik az önce. Hem fiziksel hem kimyasal sindirim burada gerçekleşebilir. Midemizin hareketleri çalkalantılar arkadaşlar fiziksel sindirim. İçerisindeki pepsin enzimi ise proteinleri sindirmeye başlar ve kimyasal sindirimi bu şekilde gerçekleştirmiş olur. Mideye gelen besinler bazik sıvıyla karışarak kilosu oluşturur. Arkadaşlar bu bazik sıvı kilos ince bağırsağı özeldir. Midemizde arkadaşlar bazik değil asidik sıvı vardır ve bunun ismi arkadaşlar kimustur. Kimus. Cevap Ceyhan. Hem enzim hem hormon salgıladığı için midemiz karma bezi arkadaşlar. Pepsin enzimimiz var. Midemizde bir de gastrin hormonumuz var arkadaşlar. Bu ikisi ne yapıyor? Karma bezi oluşturduğunu ifade edebiliriz. Alkolün ve bazı ilaçların eminiminde ne yapabildiğini midemiz gerçekleştirir. bilir. 8. sorumuza bakacak olursak mide içi pH'inin çok düşük olmasına rağmen mide zarar görmüyor bu durumdan. Acaba bunu hangi durumlar engellemiş olabilir? 1. Gastrin hormonunu düzenleyici etkisi arkadaşlar. Bu şekilde bir yiyeceklerin midemize hemen gelmesini değil de biraz daha böyle salgılarla buluşacağı anda gelmesini e, salgıları ona göre salgılanmasına bakın ne yapıyor gastrin? Düzenliyor. Mideden salgılanıyor. Kanla karışıyor. Kana gidiyor. Dolaşıyor. Geliyor. Arkadaşlar tekrardan ne yapmış oluyor? Bu şekilde Mideyi kendisini uyarmış oluyor. Epiter hücreleri tarafından mide iç yüzeyine mukus salgılanarak arkadaşlar bu şekilde midenin zarar görmesi kayganlık hissi oluşturularak engellenmiş oluyor. Pepsin enziminin inaktif salgılanması bu da yine e, aktif denene kadar e, midenin kendisini sindirmeden ne yapmış oluyor? Çünkü midenin kendisi protein yapılı engellemiş oluyor arkadaşlar. Bunun dolayı cevabımız Edirne olarak bulunmuş olur. Dokuzuncu sorumuza bakacak olursak şekilde mide ve salgılamış olduğu sıvı gösterilmiştir Buna göre mideden mide öz suyu salgılanmasında hangileri etkilidir diye sorulmuş arkadaşlar. Gastrin hormonu salınması mide öz suyunun salgılanması için mideyi uyarır demiştim az önce. Yine vagus sinir arkadaşlar parasempatik bir sinirdir. Vagus sinirin uyarılması da yine midemizi uyararak gastrin hormonunun salgılanmasında bakın etkili olur. Besinlerin mide duvarına teması da yine arkadaşlar mide öz suyunun salgılanmasında etkili olur. Bu şekilde besinler mide duvarına çarptıkça mide öz suyu salgısı artarak besinleri sindirmek üzere salgılanmış olurlar. Dolayısıyla cevabımız Edirne olarak bulunmuş oldu. 10. sorumuz ince bağırsakla ilgili hangisi yanlıştır diye sorulmuş. 12 parmak bağırsağı boş bağırsak ve kıvrımlı bağırsaktan arkadaşlar meydana gelir arkadaşlar. Villus adı verilen kıvrımlar sayesinde eminim yüzeyi genişler. Evet ince bağırsaklar arkadaşlar villuslar eminim yüzeyini ne yapıyor? Genişletiyorlar. Fiziksel sindirim, kimyasal sindirim ve eminim olayları ince bağırsağımızda gerçekleşir. Fiziksel sindirim safra ile bir sürü enzim arkadaşlar kimyasal sindirimi gerçekleştiriyor. Ve daha sonra oluşan monomerlerde burada villuslardan ne yapıyor? Ee, yoğun miktarda emiliyor. Kana karışıyor. Kimus adı verilen asidik sıvı burada ne yapar arkadaşlar? Bulunur demiş. Şimdi asidik sıvı midemizdeydi ve kimus değil bunun adı kilus idi arkadaşlar bazik olan sıvı. Dolayısıyla cevabımız denizli olmalı. Enzim ve hormon salgıladığı için yine ince bağırsağımız karma bir bezdir arkadaşlar. Sekretin, kolesistokinin hormonlarımız var arkadaşlar. Entrogastrin, bakın yine midenin kendisinin çalışmasını engelleyici bir hormondur. İnce bağırsaktan salgılar arkadaşlar. Bunun dışında ince bağırsağımızda proteinlerle ilgili, şekerlerle ilgili de sakkaritaz enzimleri e, ne yapılır? Üretilir arkadaşlar. Dolayısıyla karma bir bez olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız denizli olarak bulunmuş olur. 11. sorumuz. ince bağırsak, ince bağırsak 1-2-3 belirtilen maddelerden hangilerini salgıladığı için Karma bir bezdir arkadaşlar. Karma bez olması enzim ve hormonla ilgili idi. Sekretin ince bağırsaktan saklanan hormon mantaz ise onun enzimi. Yine sekretin hormon entorokinaz enzimi arkadaşlar. Tripsinojenin aktifleştiren ince bağırsak enzimidir. Bakın yine bu da onun karma bez olduğunu bize ifade eder. Yine kolestokinin arkadaşlar ince bağırsak bir hormonudur. Dextrinaz da dextrin adını verdiğimiz yaklaşık 10 glikozlu şekeri parçalayan ince bağırsak enzimidir Dolayısıyla bunların tamamı hem enzim hem hormonu içerdiği için ne yapar? Karma bezi olduğunu bize ispatlayabilir. 12. ve bu testimizin son sorusu arkadaşlar kalın bağırsakla ilgili olarak hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Sırasıyla kalın bağırsağımız çıkan kol, yatay kol ve inen koldan oluşur. Viluslar sayesinde su ve minerallerin eminimi gerçekleşir. Arkadaşlar su ve minerallerin eminimi gerçekleştiği doğru fakat viluslar ince bağırsakta bulunur. Kalın bağırsakta bulunmaz. K ve B kalın bağırsak bakın kodlama bu şekilde kodlayabilirsiniz. K ve B vitaminini sentezleyen yararlı bakteriler burada yaşıyorlar. Onun için buradan eminim gerçekleşmiş oluyor. K ve B vitaminini aynı zamanda. Kimyasal sindirim burada gerçekleşmez. Çünkü tamam arkadaşlar ince bağırsak bitmiş idi artık. İnce bağırsak ile birleştiği yerde ince bağırsakla kalın bağırsak birleştiği yer arkadaşlar kör bağırsak vardır. Hatta burada apandis denen bir çıkıntı vardır arkadaşlar. Buranın iltihaplanması ise apandisit hastalığı adını ne yapıyordu? Alıyor idi. Bundan dolayı cevabımız Bursa olarak bulunmuş oldu arkadaşlar. Evet bu şekilde ilk testimizi sinir sistemi ile ilgili bitirmiş olduk arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir dahaki derslerimizde görüşmek üzere.